Affedersiniz. Merhaba Nagin Hanım. Nasılsınız? İyiyim. 2 gündür sizi arıyorum ama cevap vermiyorsunuz. Ciddi misiniz? Evet. Aslında sizi programa davet etmek için buradayım. Ama ben istemiyorum. Nagin Hanım, beni dinleyin. En azından beni bir dinleyin. Programa katılmanız çok önemli gerçekten. Bakın, programa mutlaka katılmalısınız. Eğer sizin gibi cesur ve kendine güvenen bir kız Sultan Drone'ye karşı sesini yükseltmek istemiyorum ben. Belki bilmiyorsunuz ama benim programımda kadınların güçlü bireyler olması için çalışılıyor. En son Kezzap Kurbanı vakasında programıma gelmiştiniz ve bu program şu anda sosyal medyada hala çok tartışılıyor. İnsanlar kendinize olan güveninizden çok etkilenmiş. Yani son zamanlarda başınıza gelen olay bizi çok şaşırttı. Sultan Düreni'yi bir sürü insanın önünde dövdünüz. Medyatik biri ve yüksek profilli bir insan. Bu öyle sıradan bir şey değil yani. Medya olarak erkek egemen toplumda sizin gibi kadınlara ihtiyacımız var. Bir medya mensubu olarak buna karşı sesinizi yükseltmenizi istiyorum. Böylece daha fazla kadın farkındalık kazanıp kendilerini çok güçlü hissedecektir. Hem de sizin sayenizde. Lütfen yardımcı olun bize. Bakın, bu konuda konuşmak istemiyorum. Nagin Hanım, çok fazla zamanınızı almayacağım. İnanın lütfen bana. Lütfen beni bir dinleyin. Nagin Hanım. Buna inanmıyorum. Eğer senin yerinde olsaydım teklifi kabul ederdim. Gerçekten bir yıldız olurdun. Ama ben yıldız olmak istemiyorum. Feryal olayında programa katılmakla büyük bir hata yaptım. Ailemden çok kötü azar işittim. Kendine çok güvenen biri olarak böyle mi düşünüyorsun yani? Benim geçmişimi bilmiyorsun. Çünkü Karaçi'de yaşıyorsun. Küçük şehirlerde yaşayan kızların neler yaşadığını bilemezsin. Bütün bu haber kanalları sadece beni kullanmak istiyor. Öyle mi? Programlarına katılıp yaşadıklarımdan hikaye çıkarmak istiyorlar. Vay canına, şimdiden yıldız oldun. Bu program seni çok ünlü yaptı. Yüzün henüz tanınmasa da bütün medya kuruluşları senin ismini biliyor. İşte bu yüzden. Eğer öğrenirlerse o zaman başıma neler gelir bir düşün. Bu işi yapmak benim için gerçekten zor. Ama bu işe ihtiyacın var. Dinle, birkaç gün izin al ve evine git. Bu haber o kadar kolay unutulmayacak. Büyük bir partinin başkanı benim yüzümden haberlere çıktı. Artık ismim bu olayla anılacak. Artık yüzümü kimsenin görmesini istemiyorum. Cesaretini takdir ediyorum ama bu mutsuzluğun beni derinden etkiliyor Nagin. Çünkü korkuyorum Amine. Hatta geceleri uyuyamıyorum. Tokadın intikamını almak için bana bir zarar vermesinden çok korkuyorum. Bu insanları tanımıyorsun. Pakistan'da erkek zorbalığı maalesef yeni bir şey değil. Medya olarak kadına şiddet konusunu birçok kez işledik. Ama bugün otobüs terminalinde meydana gelen bir olay bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Bu olayla ilgili görüntüleri sosyal medyada seyretmiş olmalısınız. Pakistan'ın en büyük siyasi partisinin lideri maalesef bu olaya dahil oldu. Evet, bahsettiğimiz kişi Müceddit Durrani'nin yeğeni Sultan Drone. Görüntülerde bir kıza zorbalık yaptığı net bir şekilde görülüyor. Sevgili izleyiciler, bizim oylarımızla iktidara gelen insanlar yaptıklarının sorumluluğunu taşımazken güçlerini sonuna kadar kullanmak ve bunun tadını çıkarmaktan da asla çekinmiyorlar. Karşımıza artık şu soru çıkıyor. Bu insanları desteklemeye daha ne kadar devam edeceğiz? Bu arada
Hepsini saydın mı? Evet efendim. Tam 50 milyon. Oturalım. Bu gerçekten çok komik. Bu mutluluğunun sebebini benimle de paylaşır mısın? Çodri, şanslısın. Bana kalırsa seçimi kazanmaya hazır ol. Gerçekten mi? O videoda ne var söyler misin? Zafer. Hem de senin zaferin. Öyle mi? Ben de bakabilir miyim? Elbette. Güzel. Seçimi bu sefer mutlaka kazanacağım. Artık zaferin kesin sayılır Chaudhry, çünkü bu video şimdi bütün sosyal medyada viral olur. O zaman durma. Onu her yere gönder. Bombayı patlat gitsin. Senin bu kendini bilmez davranışların yüzünden bütün medya bize iftira ve çamur atıyor. Sen biliyor musun? Çok önemli bir toplantım vardı ve senin yüzünden iptal etmek zorunda kaldım. Rapor çoktan parti merkezine gitti. Benimle birlikte partidekilerin de itibarı tehlikeye girdi. Böyle bir saçmalığı yapmaya ne gerek vardı söyler misin? Sen bütün dünyayı dolaştın. Bugüne dek sayısız kızla tanıştın. Ne hikmetse o ucuz kızın peşinde çaresizce takıldın kaldın. Herkesin önünde o kızın elini tutup ona ilanı aşk etmene ne gerek vardı? Utanmıyor musun? Bin bir emekle inşa ettiğim her şeyi mahvettin. İnsanlara ne cevap vereceğim, ne diyeceğim? Dahası, atalarımızın onuru, ailemizin ismi ve sahip olduğumuz değerler senin yüzünden mahvoldu. Bundan böyle kimsenin yüzüne bakamam artık. Biliyor musun? Evdeki hizmetçiler bile köşelere çekilip bizim arkamızdan gülüyorlar. Yetmezmiş gibi bütün medya evimizin önünde toplanmış. Onların sorularına kim cevap verecek? Söyle kim? Her şeyin bir anda kontrolden çıkacağını düşünemedim. O videoyu kimin ne amaçla çektiğini bilmiyorum. Belki de videonun çekilmesini o kız planlamıştır. İsmimizi lekelemek için videona muhalifler tarafından çektirilmiş olabilir. O böyle bir şey yapamaz. Beni doğru dürüst tanımıyor bile. Videoyu iyi izlemedin herhalde. Tamamen sana odaklanılmış. Kızın sesi hiç duyulmuyor, yüzü gizli. Tek gördüğümüz elini kurtarıp sana okkalı tokat atması. Sonra etraftaki insanlar sana hakaret ediyorlar. Evet, çok haklısın. O video bizi küçük düşürmek için yapılmış. Anlaşılıyor ki benim siyasi kariyerimi bitirmek istiyorlar. O kızın da buna dahil olduğundan eminim. Bunu yanına bırakmayacağım. O kızı öldüreceğim. Yeter! Ona hiçbir şey yapmayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.